İstanbul 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirve, Afrika'da etki alanı her geçen gün daha da azalan Fransa'nın da yakın takibindeydi. Fransa'nın etkili yayın organlarından Le Monde gazetesi zirvenin Afrika'daki Türk atılımını vurguladığını yazdı. Haberde Ankara'nın kıtada son yıllarda oluşturduğu ekonomik, güvenlik ve kültür alanlarındaki güç işbirliğine dikkat çekildi. Afrika ile ticaretin 2003 yılından bu yana 5 kat arttığına vurgu yapıldı. Fransız Radyo ARFI ise Türkiye'nin Afrika Birliği ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerde yeni bir aşamaya geçtiğini de duyurdu. Yatırımlar unutulmuyor. Türkiye insani yardım ve eğitimin yanı sıra işletmelerini teşvik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yıllarda Afrikalı liderlerin kalbini kazandı. Batılı yaklaşımı reddetmeyi ve kıtayı ayrımcılık yapmadan kucaklamayı düzenli olarak dile getiriyor. Hedefe ulaşan bir konuşma. Haberde Türkiye'nin Afrika'da 19 askeri ateşesinin ve Somali'de bir üssünün bulunduğu, Libya'da da varlık gösterdiği ifade edildi. Son zamanlarda Ankara özellikle sihalarını öne çıkarıyor silah satışları artıyor. Etiyopya'ya 2021'de yaklaşık 95 milyar dolara karşılık 2020'de sadece 235 bin dolarlık ekipman satıldı. Angola, Çat ve Fas ile de ilerleme aynı düzende devam ediyor. Frans Info'da Türkiye'nin Afrika kıtasında etkisinin arttığını okurlarına duyurdu. İstanbul'da düzenlenen zirvenin bunun bir yansıması olduğunun altı çizildi. Sadece kendimiz için